Son zamanlarda adayımız ve partimiz üzerinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlamıştı. Artık bunların da bir son bulması gerekiyordu ve bu noktaya da geldi. Şimdi ben burada öncelikle AKP'nin belediye başkan adayı Mehmet Çakın'a birkaç soru sormak istiyorum. Mehmet Çakın kendi aday tanıtım programında çıkmış halka, televizyonlara, kamuoyuna şöyle bir söylemde bulunmuş değerli arkadaşlar. Demiş ki biz şeffaf belediye olacağız. Birincisi. İkincisi, halkı kandırmayacağız. Üçüncüsü, Uşak Belediyesi'ni ortak akılla ve kent meclisiyle yöneteceğiz. Dördüncüsü, attığımız her adımda halka hesap vereceğiz. Vatandaşa tepeden bakmayacağız. İsraf ve masraftan kaçınacağız. Önce insan diyeceğiz. Ve sonunda da demiş ki halkı kucaklayacağız. Şimdi arkadaşlar sormak gerekiyor. Bu Uşak'ı 5 yıldır kim yönetiyor Allah aşkına? Bu bir ikrar değil midir? Bu bir hatanın kabulü değil midir? Yani 5 yıldır bunları yaptıklarını kendisi ağzıyla deklar ediyor. Ve ben buradan kendisine de sormak istiyorum. Siz belediye başkanınızın karşısında il başkanı olarak Bostan Korkulu muydun kardeşim? Niye hesap sormadın? Farklı bir anlayış mı getireceksiniz senin belediye başkanında? AKP belediyesini 16 yıldır görüyoruz. AKP iktidarını 16 yıldır, 17 yıldır hepimiz görüyoruz ne olduğunu. Baskı, zulüm ve işkence, yoksulluk. İlk önce Uşak'ta. 5 yıldır biraz önce il başkanımın dediği gibi. Acaba başka biri mi vardı? Ben bunu sizlerle birlikte sizlere de sormak istiyorum. AK Parti şu anda mevcuttaki aday kendisi il başkanıydı. Aynı şekilde yönetimdeydi. Neden bu dediklerini kendisinin il başkanlığı döneminde yapmadı? Gerçekten bunu biraz önce il başkanım dediği gibi sizlerle de sormak istiyorum. Çünkü gerçi bunların hocası zaten tepedekidir, aynı yöntemi uyguluyor. Sanki 16 yıldır Recep Tayyip Erdoğan iktidarda değil, başka birisi iktidarda da İşte bu dikeyimi, yapılaşmayı, yok yeşil alanları yok etmeyi, yani mantık aynı, öğretmen aynı, düşünce aynı. Bundan dolayı normal karşılamak gerekiyor. Başarısızlığı bu şekilde örtmeye çalışıyorlar.